Yeri geldi uyumadılar, yeri geldi sabahladılar. Başarılı birer sağlık neferi olabilmek için çok çabaladılar. Tüm mezunlarımızı bu çabalarından dolayı tebrik ediyoruz. Her okumanın bir zorluğu var, ancak pandemide öğrenci olmanın da online eğitime adapte olmanın da ayrı bir zorluğu var. Sevgili öğrencilerimiz, yönetimimizin ve hocalarımızın eşsiz katkılarıyla, layıkıyla bu zorlukların da üstesinden geldiler. Ortak bir heyecanı yaşıyoruz bugün. Sağlık dedik, çıktık yola, şifa dağıtmak için dünyaya. İki asırlık bezmi alem, gerçekleşen bir rüya. İnandık, çalıştık, paylaştık, hep başardık. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta öncü kurum, bezmi alem. Gel katıl bize, paylaş dünyamızı. İlmin merkezi, bezmi alem, bezmi alem. Onlar, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı hedefleyen, bu kutsal ve onurlu mesleği yerine getirecek olan öğrencilerimiz. Onlar, geleceğimiz, yarını aydınlatacak olan gençlerimiz. Onlar, yarınlara ışık tutacak, geleceğimizin garantisi, birlik ve beraberliğimizin sembolü. Onlar, milli ve manevi sorumluluklarının bilincinde, geçmişini iyi bilen, duyarlı sağlık neferlerimiz. Onlar özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, araştıracak ve üretecek olan gençlerimiz. Onlar ülkemize ve yaşadığı topluma katkıda bulunacak, ülkemizin farklılıklarına ve değerlerine saygılı, uluslararası donanıma sahip öğrencilerimiz. Onlar kıymetli eller. Yarın hepimize can ve nefes olacak mezunlarımız. Onlar, bilim ve teknolojik gelişmelerin ışığında, insan haklarına ve hasta haklarına karşı duyarlı ve etik değerlere bağlı öğrencilerimiz. Onlar, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğine inandığımız öğrencilerimiz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Zuhurundan bezm-i alem oldu vasıl.
Ve onlar Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarımız kuvvetli alkışlarınızla.
Sayın Onur konuğumuz, Sayın Mütevelliyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, çok kıymetli akademisyenlerimiz, üniversitemizin değerli mensupları, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler. Gitmenin kederiyle yeni bir başlangıcın heyecanının yaşandığı bugün, 2021-2022 akademik yılı, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Program akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, dünden bugüne üniversitemizi anlatan video gösterimi, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu slide video gösterimi, protokol konuşmaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi programları, diploma takdimi, mezuniyet yemini, kep atma ve kapanış. Vatanımızın birliği ve beraberliği için mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal ve kahraman ordumuzun yiğit neferlerini, bu cennet vatan uğruna kurtuluş savaşından 15 Temmuz hain darbe girişimi dahil sınır ötesi harekatlara kadar canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi, ayrıca pandemi süresince özverili çalışmaları ve çabalarıyla bizlere umut olan, destek olan, hatta bizler için hayatlarını riske atan sağlık ordumuzun tüm kahramanlarını sonsuz şükranlarımızla, ahirete irtihal edenleri de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sizleri onlar için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı birlikte söylemeye davet ediyorum. Yılında kurulmuştuk. 2014-2015 akademik yılında ilk mezunlarımızı vermiştik. Zaman su gibi akıp geçti. Bugün mezuniyet töreninde bu güzel heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültemizden 208 öğrencimizi mezun ediyoruz. Bu haftaki mezunlarımızda toplam 5345 mezunumuz olacak. Üniversitemiz tanıtım videomuzla başlıyoruz. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Dünden bugüne Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi. Makas. Enjektör. Stetoskop. Yok örneği. Türkiye'nin ilk sağlık üniversitelerinden Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin iki asırlık tarihinin birer parçasıydılar.
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, köklerini 1845 yılında Bezmi Alem Valide Sultan tarafından kurulan Osmanlı'nın ilk modern hastanesi Gurebai Müslimi'nden alarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. 550'yi aşkın akademisyeniyle tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve şehrin merkezindeki kampüsleriyle binlerce öğrenciye eğitim veriyor. İki asırlık geçmişinde birçok depreme, savaşa, salgına tanıklık eden ve tüm imkanlarıyla yardıma koşan bir hastane kültüründen gelen Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenciler yılların sağlık birikiminden yararlanıyor. Gerçek bir hastanede pratik yapma, yerli ve yabancı ödüllü akademisyenlerden eğitim alma şansına, alanında saygın üniversitelerle yapılan işbirlikleri sayesinde ideal bir eğitim ortamına sahip oluyor. Üniversitelerin akademik başarılarını analiz eden URAP'ta üst sıralarda yer alan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, sağlık bilimleri, gastroenteroloji ve yaşam bilimleri biyoteknoloji enstitüleriyle tersine beyin göçüne hizmet eden bir bilim üniversitesi olarak hizmet veriyor. Enstitülerindeki lisansüstü programlarıyla donanımlı akademisyenlerin yetişmesine ve uluslararası projelerin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Her geçen gün daha iyiye ulaşmayı kendine amaç edinen Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, araştırmalar ışığında bitkilerle tedaviye esas alan Türkiye'nin YÖK onaylı ilk fitoterapi, kadim tedavi yöntemlerini modern teknikler uygulayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp, deneysel uygulama ve araştırmayla sürekli eğitim ve uygulama merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler için geniş bir sosyalleşme ortamı, kulüpler, kampüs içi etkinlikler, konserler de Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde. Türkiye'nin ilk ileri OSKE salonları ve beceri laboratuvarlarına sahip olan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenciler donanımlı bir eğitim alma şansına sahip oluyor. Unutmayın, sadece sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite nitelikli ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirir. Dünden bugüne Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin hikayesini izledik hep birlikte. Tören konuşmalarıyla devam ediyoruz. İlk olarak konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Erdal Tekarsan Hocamı kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız, Bezmi Alem ailesi adına Sayın Rektörüm ve değerli mezunlar. 4 sene evvelini düşünün, ne kadar stresliydiniz, acaba nereyi hissetsem diye. Ama bugün çok sevinçli olduğunuzu zannederim. 4 sene ne çabuk geçti. Bezmi Alem'i seçtiniz. İnanıyorum ki Bezmi Alem'in bilimsel kriterleri içerisinde her zaman ilk 5 içerisinde olduğunu biliyorsunuzdur. Ve bunu da takip ediyorsunuzdur. Bunun böyle bilinmesini ve etrafa da böyle aktarılmasını sizden rica ederim. Ben bu konuşmamı bölümler itibariyle tarihi kuruluşlar içerisinde bölümlerimize size takdim etmek istiyorum. Çünkü diploma törenleri bir yerde de bilançonun ve kar zararın böyle ortaya konması durumudur. Şeffaflık içerisinde bunu ortaya koymaya çalışacağız. Hemşirelik bölümünde bugün 51 mezunumuz var. Hemşirelik bölümünü seçenler
Evet, hemşirelik bölümünü seçtik dediler. Ama bugün Bezmi Alem'in size çok büyük bir hediyesi oldu. Çünkü bölümümüz akredite oldu. Bunun böyle bilinmesini isteriz. Bu Bezmi Alem ailesinin size en büyük hediyesidir. Bunun ne anlama geldiğini iş için müracaat ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Çünkü orası sizden agno, yani not dökümünü isteyecekler. Altında da HEPTAK tarafından akredite edilmiş mührünü oraya basmış durumdayız. Bunun faydasını göreceksiniz. İşe girişte ve esas değerlendirmeler bir bölümü, bir üniversiteyi, bir fakülteyi dışarıdan ne kadar talep görüyoruz meselesiyle alakalıdır. Akreditasyonlar da bu kriter üzerinden çalışır. Mezun ettiniz de acaba etrafta, dış paydaşlarda bunlar ne kadar kabul görüyor? İşte o akredite olmanın değerini oradaki işte göreceğinizi, hatta ve hatta yüksek lisansa bilhassa yurt dışına gittiğinizde orada hissedeceksiniz. Bu bölümden mezun olanları şimdiden tekrar tebrik ediyorum. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz. Sağlık bütünlüğü içerisinde mutlaka değerlendiriyoruz. Evet, ameliyat olabilirsiniz. Ama onun ilavesi olaraktan eğer oradaki rehabilitasyonu görmezseniz vallahi sağ elinizi bile kaldıramazsınız. Bunun tamamlayıcı bir rolü var. Sağlık bütünlüğü dememin nedeni de bu. Ve inşallah seneye bu bölümü de akredite etmiş olaraktan karşınıza çıkacağız. Bu mezun olanlarımıza şimdiden duyurmak isterim. Beslenme ve diyetetik bölümünden 50 mezunumuz var. Beslenme ve diyetetik bölümünün laboratuvarları şu anda Türkiye'nin en iyi laboratuvarları sayılır. Ve uygulama içerisinde eğitimimizi görüyoruz ve yapıyoruz, uyguluyoruz. Çünkü nereden anlıyoruz? Mezun olanlarımız ertesi gün hemen kendi iş yerlerini açmaya başlıyor. Ve ondan sonra da kendilerinden hocalık rica ettiğimizde de vallahi ben dükkanımı açtım, orada gayet mesut ve bahtiyarım deyip bize dahi gelmekten çekiniyorlar. Bunu da böyle ifade etmek istiyorum. Ve diyetisyenlik artık günümüzde bayağı geçerli bir meslek haline geldi. Bunun da böyle değerlendirilmesini rica ederim. Ergoterapi bölümümüz, pardon, odyoloji, madem tarih sırasından gidiyoruz, odyoloji. Bu bölümümüz en fazla hastane ile KBB ile kulak boğaz burunla iç içe çalışan devamlı uygulama içerisinde bir bölümümüz. Az kişi, öz kişi üzerinden hareket ediyoruz ve verimlilik kriteri içerisinde olaya bakıyoruz. Bunun da böyle bilinmesini rica ederim. Ve 26 mezunumuzu da buradan tekrar tebrik ediyorum. Ergoterapiden 15 mezunumuz var. Şimdi bu bölümde bir strateji değişikliğine rektörümüzle birlikte gittik. Artık yüksek lisans seviyesinde eğitime başladık. Başlıyoruz. Müracaatlarınızı şimdiden yapabilirsiniz, kaçırmayınız. Çünkü hedefimiz Türkiye'ye bu konuda hoca yetiştirmek olacak. Hakikaten zorluğunu çekiyoruz. Bunu da YÖK'e de buradan duyurmak isterim. Ve hiç olmazsa yüksek lisans yapın ki diyorum mezunlarımıza. Duyanlar duymayanlara haber versin, etraftaki mahallelere, okullara. Hiç olmazsa ders verme yetkisini kazanmış olursunuz. Ve en son bölümümüz
Sağlık Yönetimi Bölümü. Bu sene 17 mezunumuz var. Bu bölüme girenler herhalde başta şaşırmışlardır, nereye geldik diye böyle. Çok değişik bir programımız var. Doğal sistem dediğimiz, bir yerde sağlıkla alakalı temel bilgiler ve uygulamalar sağlık kuruluşları içerisinde, öbür taraftan da bu yönetimdeki organizasyon gibi konuları, işlevsel konuları burada işliyoruz. Ve bütün amacımız herhangi bir yerde, ister hasta sağlık kuruluşlarında olsun, isterse şirketlerde olsun, masaya oturduklarında oradaki bütün işletme fonksiyonlarını yapar hale kişileri, öğrencilerimizi böyle getiriyoruz. En son haberim var size. Geçen gün Harvard'la yaptığımız böyle bir webinar olayında, şu anda bütün bu fonksiyonları ihtiva eden yetkinlikler üzerinde iş dünyası neler istiyor ve bu yetkinlikleri hangi derslerle karşılıyorsunuz diye sorulduğunda, bunları da hepsini check-up'a aldık ve sağlık yönetimi olaraktan bütün derslerimiz şu anda yetkinlikleri karşılayabilecek duruma getirildiğini zaten biliyorduk, tekrar da görmüş olduk. En son kelam üzere şunları söylemek isterim. Yeteri kadar mezunlarımız, yeteri kadar ders aldınız. Şimdi buradan sizlere tekrar nasihatta bulunmak istemiyorum. Çünkü gerçek hayata başlıyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda bütün sınavlar yakından ve yüz yüze olacak. Maalesef uzaktan sınavlar bitti. Bahtınız açık olsun diyorum da, şuradan duyuyor gibiyim. Anne ve babalar birbirlerine sanki fısıldıyorlar. Oğlum, kızım, okuldan birini ayarlayamadın mı? Bak şimdi bizi kapı kapı dolaştıracaksınız diye serzenişte bulunuyorlar. Evet, hayat başlıyor. Gerçek sınavlar orada olduğu için yolunuz açık, bahtınız epey açık olsun. Herkesi saygıyla selamlarım. Sayın Dekan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu Hocamı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Mütevelli Heyeti Başkanım, kıymetli yöneticilerim, akademisyenlerim, değerli velilerimiz ve mezunlarımız. Rahmetle andığımız Bezmi Alem Valide Sultan'ın Bezmi Alem Gurebai Müslim'in hastanesiyle açtığı bu büyük hayır kapısı bugün Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ile devam eden iki asırlık ulu bir çınar. Bu geleneğin bir parçası olarak burada bulunduğumuz için gururlu ve mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olduğumuz için de çok heyecanlıyız. Valide Sultan'ın başlattığı hayırda o günün imkanlarının sonuna kadar kullanılması gerektiği bahsedilmişti. Bizler büyük bir onur olan bu emaneti yüklendik. Ancak büyük bir inançla sürdürülebilecek bir rüyayı gerçek kılma yolculuğunda değerlerimizin, asırlık bilgi birikimi ve tecrübemizin izini takip ettik. Gençlerimizin, Sayın Dekanımın da bahsettiği gibi tam donanım kazanması için bugünün teknolojisini ve bütün olanaklarını seferber ettik. Üniversitemizin sıralamasını artırdık. Gene Sayın Dekan'ın bahsettiler, yerimizi bilin ve bunu duyurun diye. Bu yere gelmede kıymetli mirasımıza sahip çıkma gayretimiz, çalışma azmimiz ve elbette sizlerin tercihleri ve öğrencilerimizin başarıları söz konusu.
Bugün gençlerimizin ve değerli velilerimizin büyük emeklerle elde ettiği başarısına şahitlik ediyoruz. Bu başarı sadece bir diplomadan ibaret değil. Sabrın, azmin, bir hayrı sürdürmeye olan inancın esas başarıları, çıktıları bunlar. Üniversite olarak sizlere sadece bir diploma vermeyi hedeflemedik. Sizlere bir pusula vermeyi de hedefledik. Hayat yolculuğunda nerede olursanız olun, artık bu pusula sayesinde kendinizi insanlığın hayrı için çalışmaya yöneltecek programlar yapabileceksiniz. Çünkü yarınlar sizlere emanet. Biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. İnsan sağlığına hizmeti bu temelin üzerine inşa ettik. Asırların bilgisini, tecrübesini, şifa yolunda hayırla sürdürme anlayışını sahiplendik. Öyle ki bugünlere ulaşan bu 200 yıllık hayır kapısı şimdi binlerce mezunumuzla hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişiye değiyor. Biz bir rüyaya inandık ve bu inancı sizlerle paylaştık ve hep birlikte başardık. Bugün tanıklık ettiğimiz bu başarıda emeği geçen herkesi, idarecisi, akademisyeni, herkesi ve mezun olan yarının meslek sahibi gençlerimizi tebrik ediyorum. Sizler kıymetli ve ayrıcalıklı bir alanda eğitim aldınız. Kolay değildi biliyorum ama zoru başardınız ve hayat boyu karşılığını alacaksınız bu çabalarınızın. Sizlere tekrar hayat boyu sürecek başarılar diliyorum. Aldığınız ilmin kıymetini unutmadan, yılmadan, yorulmadan, azimle sürdüreceğiniz insan hayatına hizmetlerinizin daim olmasını temenni ediyor. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Mütevelli Heyeti Başkanımız Avukat Sayın Osman Develioğlu Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Rektörümüz, kıymetli dekanımız, dekanlarımız, değerli hocalarımız, Vakıflar Bölge Müdürümüz, kıymetli veliler, çok kıymetli, çok değerli öğrencilerimiz, kıymetli mezunlarımız, hepinizi enişten duygularla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. 2021-2022 dönemi, akademik dönemi bugün değerli dostlar, üniversitemiz için mezuniyet günü itibarıyla sona eriyor. Ve sizler bugün işte 4 yıl önce üniversiteye başlamıştınız. Yeni bir hayata başlamıştınız 4 yıl önce. Bugün de inşallah yeni bir hayata, yeni bir döneme giriyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreciniz hayırlı olur diyorum, uğurlu olur diyorum, kademli olur. Allah her şeyi gönlünüze göre versin diyorum çocuklarımıza. Annelerine, babalarına da hem tebriklerimi sunuyorum, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımızı bunca sene okuttular, arkalarında durdular, yanlarında durdular, sevgilerini verdiler, her şeylerini verdiler. Bugün onların çok önemli, çok mutlu bir gününde onlarla birlikte beraberler. Sizlere de tebrik ediyorum çocuklarınızın yanında durduğunuz için. Tabii bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Hepimiz evlatlarımızı, çocuklarımızı çok ama çok severiz. Konuşuruz veliler, anneler, babalar kendi aralarında. Şayet bir konu geldiyse evet çocuğumu çok seviyorum deriz. Evladım benim bir tanem, her şeyim deriz. Evet, velilere söylüyorum. Çocuklarımızı çok sevmenin en önemli unsurlarından bir tanesi onların iyi veya kötü günlerinde, hele bilhassa mutlu günlerinde onların yanında olmak. Çocuklarımızın bugün en mutlu, en iyi, en güzel günü, diploma merasimi. Evet, burada onların yanında olmakla yürekten gelen sevginizi göstermiş oldunuz. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum.
Tabii geçen hafta itibarıyla Kurban Bayramı'nı idrak ettik. İnsanlarımız hacca gittiler, geldiler. Onlara da hacları inşallah kabul olsun diyoruz. Bizlere de nasip olsun. Bayramı idrak ettik. Bayram bizim hukukumuzda çok önemli bir yer arz eder. Bayram insanların birbirlerine olan sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini üst düzeyde tutmayı gösterir. İnşallah tüm günlerimiz bayram günü gibi olur. Bayram neşesi, bayram mutluluğu, bayram sevgisi içinde birbirimizde değerli dostlar bakarız diyorum. İnşallah sevdiklerimize, bütün akrabalarımıza, aile büyüklerimize birlikte beraberce nice bayramlar ediyorum. Tabii geçen hafta aynı zamanda bir başka bir günü daha yaşadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü yaşadık. Evet, o günü bayram olarak bir şekliyle anma günü olarak kutladık hep birlikte beraberce. Bundan 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi bir cuma günü değerli dostlar ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalamak isteyen, bölmek isteyen menfur bir saldırı söz konusuydu. Evet, o saldırıya millet, halk el ele, kol kola gelerek mani oldular. 251 tane şehit verdik. 251 tane can kendini bu dünyadan öbür dünyaya, ahirete irtihal etmiş oldular. Binlerce insanımız yaralandı, gazi oldu. Tabii sokağa çıkan o milyonların hepsi de gaziydi değerli dostlar. Yani şöyle de düşünebilir, bu coğrafyada binlerce yıl, yüzlerce yıldır bize ecdat bu coğrafyayı yurt olarak, vatan olarak emanet etti. Biz de o emaneti koruduk. Çocuklarımız, gençlerimiz o emaneti korudu. Ya bir toprak neyin nesidir? Niye insanlar ölür derseniz hayır. Ecdat bize burayı öyle emanet etti. Hani şair diyor ya, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. İşte yakın zamanda bunu gördük. Bütün dünyaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde kötü emelleri olan, kötü niyetleri olan herkese gösterdik. Bir daha bize ayar çekmeyin dedik. Ayar çekemezsiniz dedik. Bütün 80 milyon tek vücut olur. İstiklal Marşı'nda dediği gibi arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca halkın dev devi dedik diyerek hepsine mani olacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Değerli dostlar, sağlık çalışanları önemli. Sağlıkla ilgili olan çalışmayı ortaya koyan insanlarımız önemli. Bizlerin en sıkıntılı zamanlarında onlar bizlere el uzatıyorlar. Aslında kamu işi yapan herkes önemli. Ama sağlık biraz daha farklı. Yani hasta olursak, iyi olamazsak kıymetli dostlar biz yapacağımız işi de yerine getiremeyiz. O yüzden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzun altını çizerek ifade ediyorum. Tabii sağlıkta şiddeti de şiddetle kınıyorum değerli dostlar. Lanetliyoruz. Nedir Allah aşkına o? Birilerinin ya akrabasına yakında bir bakarken birisi feryadı figan ortaya koyuyor. Doktora, hekime, hemşireye saldırıyor. Ya neyi ortaya koyuyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Ha, sorduğun zaman diyor ki, ben çok seviyorum akrabamı. Burada işte iyi bakılsın istiyorum. Peki doktorun, hekimin görevini yapmadığı, yapmaya mani olduğun zaman o sevgi mi ortaya konmuş oluyor? Ben hak aramayı çok iyi biliyorum diyor. Ben hakkımı arıyorum. Ya neyin hakkını arıyorsun? Medeni cesaretin var diyor. Ne medeni cesaretin var? Değerli dostlar, bunlar kafaların içinde o kurulmuş, hastalıklı zihniyet sahibi insanlar. Biz o bir avuç haddini bilmez, kendini bilmez insanları hepsini lanetleyerek kenara koyuyoruz. İnşallah böyle bir şey yapanlar da en iyi şekliyle, yani yapanlar inşallah en iyi şekliyle ceza görürler. İnşallah baştan söylemeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Değerli dostlar, sağlık çalışanlarımıza,
kendilerine şükran duygularımızı sunuyoruz ve tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fazla uzatmayacağım sözlerimi, ancak şunu söylüyorum öğrencilerimize. Ne iş yaparsanız yapın. Bakın altını çizerek vaat ediyorum. Bunu yerine getirmezseniz olmayacağını, hayatta başarılı olmayacağınızı gayet net bir şekilde ifade ediyorum. Otorite olun. Ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işin en iyisini yapın. En iyisini ben yapıyorum deyin. Tabii akademik kariyerde yapmayı ihmal etmemenizi tavsiye ederim ama otorite yaptığınız işte, akademik kariyer tabii üste doğru gitmek ama bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz çerçevede mutlaka otorite olun ve en iyisini, en güzelini yapın. Sizleri tebrik ediyorum. Önümüzdeki sürecin sizler için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınız açık eylesin. Sayın Mütevelliyeti Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Daha dün beyaz önlük giydirme töreninde geleceğin sağlık neferleri olacak öğrencilerimiz derken, bugün mesleğe adım atmalarına saatler kala onlar için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu gördüğünüz güzide yerleşkenin her bir köşesinde unutulmaz anlar yaşadı öğrencilerimiz. İşte bu özel anların yaşandığı karelerden oluşan öğrencilerimizin hazırlamış olduğu video gösterimini hep birlikte izliyoruz. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. Told you life was gonna be this way. Your
job's a joke, you broke. Your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Dört seneye neler sığmış, hep birlikte öğrencilerimizin güzel anılarını, güzel hatıralarını izledik. Evet değerli misafirler, ilk olarak beslenme ve diyetetik bölümünün diploma takdimiyle başlıyoruz. Tabii öğrencilerimiz çok mücadele ettiler. Ve bunun sonucunda da bu güzel mücadeleyi taçlandıran öğrencilerimiz de oldu. Beslenme diyetetik bölümü birincisi, diyetisyen Zehra Vaşer geliyor kuvvetli alkışlarınızla. Diploma hediyelerini takdim etmek üzere mütevelli heyeti başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Aşkım şöyle ortaya koyalım lütfen. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Tabii, tabii. Beslenme ve diyetetik bölümü bölüm ikincisi diyetisyen Çiğdem Rastgele geliyor. Diploma hediyelerini takdim etmek üzere sayın rektörümüzü sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Tebrik ediyoruz. Beslenme ve diyetetik bölümü. Bölüm üçüncüsü diyetisyen Rabia Melikoğlu geliyor. Hediye ve diplomalarını takdim etmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürümüz Sayın Hayrullah Çelebi Beyefendi sahneye davet ediyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Efendim, Hayrullah Bey, ben kısa bir duygu düşüncelerinizi alacaktım ama şeref verdiniz, törenimize katıldınız. Buyurun. Ben tüm mezun olan öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Müdürüm.
Evet, sıradaki öğrencilerimizle devam ediyoruz. Diyetisyen Beyza Nur Güner geliyor. Diyetisyen Şevval Beyza Gürbüz geliyor. Diyetisyen Ayşenur Demirbaş geliyor. Diyetisyen Zehranur Başpınar ve diyetisyen Ecenur İnci geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere genel sekreterimiz Doktor Sayın Zeynep Görmezoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimiz böyle gelin. Sayın Genel Sekreterim, evet size de öğrencilerimizin arasını alalım. Arkadaşlar böyle gelin, yaklaşın biraz. Böyle birer adımda öne çıkalım. Evet. Sizdeyiz. Tebrik ediyoruz. Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, sahnede kalıyoruz. Evet, birinci basamakta. Diyetisyen Rümeyza Altuntaş. Evet, alkışımızı eksik etmeyelim. Diyetisyen Damla Ünlü. Diyetisyen Aybike Nur Bülger. Diyetisyen Büşra Kıyak. Diyetisyen Kübra Akman geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanımızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İkinci basamağa geçebiliriz arkadaşlar. Diyetisyen Pınar Dede. Diyetisyen Beyza Nihal Özipek. Diyetisyen Nermin Esra Gerçek. Diyetisyen Özlem Arslan. Diyetisyen Beyza Yaş Bula geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocamı sahneye davet ediyor. Evet. Böyle biraz gelelim arkadaşlar. Hocam şöyle ortalayalım, böyle gelin. Tam kapımızı ortalayalım, böyle gelelim. Biraz daha gelelim, tamam. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Diyetisyen Melike Beş... Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizi bu tarafa alacağım. Sağ tarafa şöyle, böyle alayım birinci basamak. Diyetisyen Hüsna İrem Uzun. Diyetisyen Zeynep Altuntaş. Diyetisyen Beyza Nur Macit. Diyetisyen Melissa Uruçay. Diyetisyen Yasemin Naz Yegin geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere Doçent Doktor Sayın Ayşe Güneşbayır hocamı sahneye davet ediyorum.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İkinci sıraya geçebilirsiniz siz de. Diyetisyen Simge Sürücü. Diyetisyen Şeyma Nur Yazıcı. Diyetisyen Ebru Ünverdi. Diyetisyen Damla Kıran. Diyetisyen Dilara Demirbaş geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Başak Öney hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Diyetisyen Sümeyye Şakir. Diyetisyen İkram Hira Balcı. Diyetisyen Ayşegül Sevdenur Arlı. Diyetisyen Melisa Özgü. Diyetisyen Sümeyye Çavuşoğlu geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Solmaz Ece Yılmaz hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Diyetisyen Hüsniye Barsal. Diyetisyen Fatma Büşra Hatunoğlu. Diyetisyen Sena Genç. Diyetisyen Zekiye Şişman geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Beyza Mendeş hocamı sahneye davet ediyorum. Evet, buraya gelin arkadaşlar. Böyle gelin gelin. Buraya kadar gelin. Evet, tamamdır. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar siz arkaya geçmeyin. Bir basamak, bir basamak arkaya böyle geçin. Birbirinizin arkasına. Evet, buraya da yanaşabilirsiniz. Tamam. Evet, son öğrenci grubumuz geliyor şimdi. Diyetisyen Ece Ceylan. Diyetisyen Zeynep Çekiç. Diyetisyen Ender Önder geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere öğretim araştırma görevlisi Sayın Duygu Güçlü hocamı sahneye davet ediyorum. Evet, biraz böyle kayıp, ortalayalım. Evet.
tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, sizler de böyle birer basamak dizilebilirsiniz. Şimdi beslenme diyetetik bölümü andına geçmeden önce bu an ölümsüzlüğü yetiştirmek için değerli hocalarımızla bir fotoğraf karesi almak istiyoruz. Beslenme diyetetik bölümü öğrencilerimize hızlıca. Sayın dekanım, dekan yardımcılarım, hocam şu ön tarafa sizi alalım. Sizler de böyle ortaya doğru yaklaşın arkadaşlar, mavi halıya kadar. Evet. Hocam şu ortaya böyle basamak basamak. Siz önde olun hocam. Diğer hocalarımız da arkaya basamaklara çıksınlar. Sizler arkaya geçebilirsiniz hocam. Basamak. Öğrencilerimiz de. Evet. Uygun mu? Siz bir basamak yukarı Beyza hocam. Şimdi daha mı iyi? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz beslenme ve diyetik bölümü öğrencilerimizi. Öğrencilerimiz, siz değerli misafirlerimizin şahitliğinde kıymetli hocalarımızın meslektaşı olacaklar. Beslenme ve diyetetik bölümü andını öğrencilerimize okutmak üzere öğretim görevlisi Sayın Başak Öney hocamı sahneye davet ediyorum. Ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam. Yalnız gür sesle lütfen. Vatan Caddesi dinlesin sizi. Hadi bakalım. Sevgili meslektaşlarım, andımızı okumaya hazır mısınız? Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gereken her türlü çabayı göstereceğime, hasta ve danışanlarımın bütün değer inançlarına saygı duyacağıma, diyetisyenlik mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime, bunların tümünü yaparken diyetisyenlik mesleğinin onurunu korumak için gereken bütün çabaları göstereceğime, mesleğimin etik kurallarına uyacağıma ve bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Beslenme ve diyetetik bölümü 2022 yılı mezunlarımızı kuvvetli alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Kep atma için sizi ayrıca çağıracağım. Paylaştık, hep başardık. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta önce kurum, bezmi alem. Gel katıl bize, paylaş dünyamızı. Evet, bu arada bugüne özel bestelendi bu şarkı. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyoruz. Sırada ergoterapi bölümüyle devam ediyoruz. Ergoterapi bölüm birincimiz özel bir sebebiyle katılamadı ama kendisine buradan tebrik etmek adına anons etmek istiyorum. Ergoterapi bölüm birincisi, ergoterapist Gamze Şahin Kaya. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet.
Diploma ve hediyesini takdim almak üzere. Ergoterapi bölümü, bölüm ikincisi geliyor. Ergoterapist Gaye Koç Aslan. Diploma ve hediyelerini takdim etmek üzere. Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanımızı sahneye davet ediyorum. Sayın hocam, bugün sizi biraz yoracağız. Bugün sizin gününüz, bizim günümüz. Buradan, buradan. Gaye. Herkes bir görsün seni, gel böyle. Sayın hocam, buyurun. Tebrik ediyoruz, teşekkür ederiz. Gaye, seni sahnede bırakıyoruz. Sayın hocam, teşekkür ediyoruz. Ziyaretinizi uğurluyorum, daha sonra çağıracağım. Şöyle sağ tarafa, birinci basamağa doğru geçebilirsin. Ergoterapi bölümü, bölüm ikincisi, ergoterapist Meryem Rümeysa Ademoğlu geliyor. Diploma ve derece sertifikasını takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ergoterapist Ebrar Çiftçi. Ergoterapist Tuğba Koçak. Ergoterapist Nisa Eda Altındal geliyor. Burada değiller mi? Evet, geliyorlar. Peki, korkuttunuz bizi. Diplomalarını takdim etmek üzere dekan yardımcımız doçent doktor sayın Kerem Toker hocamı sahneye davet ediyorum. Evet, sıradaki öğrencilerimiz hazırlansınlar lütfen. Hocamızı ortamıza alalım arkadaşlar. Evet. Evet, birinci basamağa geçebiliriz. Ergoterapist Ahmet Faruk Akman. Ergoterapist Zişan Aras. Ergoterapist Şevval Ekşioğlu geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Şiheda Özkan hocamın sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ederim. Arkadaşlar, siz de birinci basamağa geçin. Çünkü sayımız yeterli olacak. Birinci basamak, evet. Biraz daha kayalım, tamam. Evet, devam ediyoruz. Ergoterapist Merve Yıldırım. Ergoterapist Esra Kamar. Ergoterapist Betül Mutlu geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Zeynep Çorakçı hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet, halıyı ortalayabilir miyiz biraz? Evet.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu tarafa. Şöyle birinci basamak, hemen buraya durabilirsiniz. Ergoterapist Çağla Demirci. Ergoterapist Beyza Açıkgöz. Ve ergoterapist Gamze Torun geliyor. Diplomalarımı takdim etmek üzere öğretim görevi Sayın Kardelen Yıldırım hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet değerli misafirler, öğrencilerimiz akademik hayatın yanında bir takım sosyal kültürel faaliyetler, sosyal sorumluluk projelerinde de görev alıyorlar. Sağlık Bilimleri Fakültesi de bu konuda gerçekten öncülük yapıyor değerli hocalarımızın katkılarıyla. Özellikle ben huzurunuzda bir de öğrencilerin arasında böyle paratoner olan, aynı zamanda öğrencilerin de kahrını çeken bir öğrenci oluyor. Öğrenci de fakülte temsilcisi oluyor. Kendisi Gamze Torun. Ben ayrıca herkes huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi temsilciliğini yürüttüğü süreçlerde. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Evet, bakıyoruz. Şimdi anda geçeceğiz ama sizi böyle ortaya doğru yanaştırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar gelelim, tamam. Değerli hocalarım bir hatıra fotoğrafı. Sayın dekanım, değerli hocalarım. Yine sizi bir sahneye davet ediyorum. Buyurun. Evet, 2022 ergoterapi bölüm mezunlarını bir kuvvetle alkışlayalım lütfen. Evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet. Öğrencilerimiz, siz değerli misafirlerimizin şahitliğinde kıymetli hocalarımızın meslektaşı olacaklar birazdan. Ergoterapi bölümü andını öğrencilerimize okutmak üzere öğretim görevlisi Sayın Kardelen Yıldırım hocam. Hoş geldiniz, buradasınız. Ve sözü size bırakıyorum. Buyurun. Nispeten sayımızın az olması sesimizin kuvvetli çıkmayacağı anlamına gelmez. O yüzden lütfen... Herkese kendinizi gösterin. Hazır mısınız? Duyamadım. Başlıyorum. Bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutup mesleğimi profesyonel standartlarda yerine getireceğime hayatı ve sağlığı tehdit edebilecek girişimlerden sakınacağıma, herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum, ayrımı gözetmeksizin, bireylerin dini inançlarına, saygı duyacağıma, hizmet verdiğim, bireyleri anlamanın, kabul ve yardım etmenin önemini her zaman hatırlayacağıma, mesleğimin onurunu korumak için tüm çabaları sarf edeceğime, mesleğimin otonomisini koruyacağıma ant içerim. Aramıza hoş geldiniz sevgili meslektaşlarımız. Sağlık dedik, çıktık yola şifa. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, ergoterapi bölümü 2022 mezunları kuvvetli alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Gerçekleşen bir rüya. İnandık, çalıştık, paylaştık, hep başardık. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta önce kurum, bezmi alem. Gel katıl bize, paylaş dünyamızı. İlmin merkezi,
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüyle devam ediyoruz. Evet, fizyoterapistler burada mı? Evet, buradayız dediler zaten. Çok güzel. O zaman ilk olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü birincisini davet edeceğiz. Bölüm birincisi Gökhan Can Törpü geliyor. Diplomalarını ve derece sertifikasını takdim etmek üzere Sayın Dekanımız, Sağlık Üniversitesi Dekanımızı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür edeceğim. Evet, bölüm ikincisi fizyoterapist Selva Otsay geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocama davet ediyorum. Üçüncüsü, fizyoterapist Şevval Arslan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere dekan yardımcımız, doçent doktor sayın Kerem Tokar hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fizyoterapist Rabia Tumaç. Fizyoterapist Yasemin Saruhan. Fizyoterapist Hasan Can Gültekin. Fizyoterapist Hafize Reyhan Çalıkuşu. Fizyoterapist Nazlı Nur Aydın geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere fizyoterapi rehabilitasyon bölüm başkanımız Profesör Doktor Sayın Hülyanil Güngür ses hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fizyoterapist Beyza Nur Zeylek. Fizyoterapist İrem Nur Usluer. Fizyoterapist Ali Toprak. Fizyoterapist Merve Nur Yıldız. Fizyoterapist Merve Nur Güveli geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doçent doktor sayın Semiramis Öz Yılmaz hocamı sahneye alıyorum. Evet, biraz daha böyle gelelim. Gelelim bu tarafa doğru. Hocamıza, ortamıza, evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz hocamıza. İkinci sıraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Fizyoterapist Hilal Aksoy. Fizyoterapist Filiz Güngör.
Fizyoterapist Melike Çolak. Fizyoterapist Dila Kaya. Fizyoterapist Nurşen Seyda Tüfekçi geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere Doçent Doktor Sayın Alice Kostanoğlu hocamı sahneye aldı. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Geçti. Ha fotoğraf. Ha bilmiyorum. Ben de çok benzetemedim. Evet. Fizyoterapist Duygu Yiğit. Fizyoterapist Şahin Öksüz. Fizyoterapist Fatma Nur Kayaduman. Fizyoterapist Zeynep Eylül Öncü. Fizyoterapist Melike Nur Arusan geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere. Doktor öğretim üyesi Sayın Müberra Tanrıkulu hocamı, Tanrıverdi hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, dördüncü basamağa geçelim. Ya da yanına da devam edebilirsiniz. Fizyoterapist Fatih Mehmet Gümüş. Fizyoterapist Şimal Gül Ongun. Fizyoterapist Melda Uzun. Fizyoterapist Ezgi Su Ören. Fizyoterapist Müge Acun geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Elif Durgut hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Buraya durabilirsiniz. Birinci basamağı arkadaşlar. Şuraya kadar gelebilirsiniz böyle. Böyle. Burası iyi. Evet. Ergoterapist Beyza Keşoğlu. Ergoterapist Sena Nur Kaya. Ergoterapist Sibel Küçükkara. Aa, ergoterapiye geçtim ben. Doğru. O zaman düzeltiyoruz. Fizyoterapist Beyza Keşoğlu. Fizyoterapist Sena Nur Kaya. Fizyoterapist Sibel Küçükkara. Fizyoterapist Eda Nur Ertufan. Ve fizyoterapist Belinay Bayar geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi doktor Sayın Ertuğrul Safran hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet, birinci basamağa bir iki üç kişi yerleşip sonra arkaya geçebiliriz. Evet. Biraz daha böyle gelelim. Birazcık daha gelelim. Tamam. Fizyoterapist Şevval Bektaş.
Fizyoterapist Zeynep Akyol. Fizyoterapist Nahide Öztoprak. Fizyoterapist Yusuf Emre Özü Doğru. Fizyoterapist Beyza Nur Çıtak geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Betül Çınar hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İkinci sıraya geçebiliriz. Evet, fizyoterapist Zeynep Sıla Alan. Fizyoterapist Duran Doğukan Kayasaroğlu. Fizyoterapist Hümeyra Hilal İzgüer. Fizyoterapist Büşra Korkmaz. Fizyoterapist Merve Koca geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Sefa Yıldırım. Hocamızı sahneye davet ediyorum. Şöyle biraz o tarafa doğru gitmemiz gerekecek buraya gelecekleri için. Oraya doğru kayabilirsek. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fizyoterapist Ezgi Özgen. Fizyoterapist Murat Furkan Yılmaz. Fizyoterapist Zeynep Karadağ geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere araştırma görevlisi Doktor Meltem Kaya hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet, üçüncü sıraya geçebiliriz arkadaşlar, burası boş. Yok, gelenleri söyleyeyim. Evet. Fizyoterapist Melisa Kader Erbay. Fizyoterapist Turan Berk Baydı geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Ayşe Sena Manzak Dursun hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Son iki fizyoterapistimiz kaldı. Fizyoterapist İlker Malkeli. Fizyoterapist Nurgül Aslı Kanık geliyor. Kutlamalarını takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Merve Sevinç Gündüz hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, siz de kendinize yer bulun. Evet, şimdi şu mavi halıya kadar yaklaşalım.
Burada mavi halıyı geçmeyelim. Şöyle olabilir. Orada sıkışırsan. Şuraya da gelebilirsin. O önüne gelse daha iyi olur. Evet. Peki. Evet hocam, hatıra fotoğrafı için sizleri yine sahneye davet ediyorum. Buradasınız. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2022 mezunları. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Şimdi öğrencilerimiz, siz değerli misafirlerimizin şahitliğinde kıymetli hocalarımızın meslektaşı olacaklar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü andığı için sözü... Evet. Öğretim görevlisi Doktor Sayın Ertuğrul Safran hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Çabuk geçti 4 sene. Evet. Şimdi o zaman bize yakışanı yapıyoruz ve burayı inletiyoruz. Hadi bakalım. Fizyoterapist olmanın gururu ile mesleki bilgi ve uygulamalarımı benimseyip koruyacağıma, mesleğimin gelişmesi için gerekli çabaları gösterip çok çalışacağıma, meslektaşlarıma ve hastalarıma gereken görev ve sorumluluğu tam olarak uygulayacağıma şerefim üzerine and içerim. Sağlık dedik, çıktık yola, şifa dağıtmak için dünyaya. İki asırlık bezmi alem, gerçekleşen bir rüya. İnandık, çalıştık, paylaştık, hep başardık. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2022 mezunlarımızı kuvvetli alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Alem. Hemşirelik bölümümüzde devam ediyoruz. Hemşirelik bölümü burada mı? Evet. O zaman bu başarıyı taçlandıran öğrencilerimizle başlıyoruz ilk olarak. Hemşirelik bölümü bölüm birincisi. Hemşire Beyza Beyaz geliyor. Diploma ve derece belgesini takdim etmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz Beyza.
Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler, biliyorum bu anı ölümsüzleştirmek istiyorsunuz. Ancak şu geçiş alanı bizim için çok önemli. Buradan diplomalarını almak için gelmeye çalışan öğrencilerimiz var. Özellikle şu arka tribünlerden. Değerli velilerimiz, o geçiş alanını sizden açmanızı rica edeceğiz. Ki programımız sağlıklı bir şekilde akabilsin. Bu arada biz zaten prodüksiyon çekim yapılıyor. Birçok fotoğraf karesi alınıyor. Ve bunlar sizlere ulaştırılacak. Bu konuda şüpheniz olmasın. O yüzden bu konuda anlayışınıza sığınıyoruz. Özellikle şu geçiş alanlarını açalım. Görevli arkadaşlara yardımcı olalım lütfen. Evet. Hemşirelik bölüm ikincisi. Hemşire Tuğçe Yıldız geliyor. Diploma ve derece belgesini takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz Tuğçe. Hemşirelik bölüm üçüncüsü, hemşire Özge Yılmaz geliyor. Diploma ve derece belgesini takdim etmek üzere dekan yardımcımız doçent doktor Sayın Kerem Toker hocamı sahneye davet ediyorum. Hemşire Tuğba Geçkin, hemşire Büşra Koçkesen, hemşire Kader Taş, hemşire Şeyma Çopur, hemşire Şevval Kurtulmuş. Diplomalarını takdim etmek üzere hemşirelik bölüm başkanımız Profesör Doktor Sayın Türkünaz Açlı hocamız sahneye davet ediyorum. Evet, bu tarafa doğru kayalım. Hocamızın bu tarafına. Evet. Biraz daha bana doğru gelebilirsiniz. Tamam. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, birinci basamak o dibe doğru kayabilir miyiz? Kayalım çünkü sayımız var bayağı. Evet, birinci basamakta durabiliriz hepimiz. Birinci basamak. Hemşire Merve Genç, hemşire Emre Uzun, hemşire Ayşe İdil Güler, Ayçe İdil Güler, hemşire Elif Korkmaz, hemşire Eda Nur Kayacı. Diplomamı takdim etmek üzere Doktor Öğretim Üyesi Sayın Özcan Erdoğan hocamı sahneye davet ediyorum.
Evet, hocamızın sağına soluna geçelim arkadaşlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizi de ikinci basamağa doğru alabiliriz. Hemşire Muhammed Emin Kahkeci. Hemşire Hanife Gülsüm Gesme. Hemşire Şeyma Pelen. Hemşire Damla Şen. Hemşire Beyza Çakar geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Nimet Ateş hocamızı sahneye alalım. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Önce ikinci sıraya iki arkadaşımız geçebilir, sonra devam edebiliriz. Evet, arkaya devam edebiliriz. Hemşire Yunus Emre Arzık. Hemşire Erol Oral. Hemşire Elif Turan. Hemşire Gamze Öztürk. Hemşire Özgenur Demirci geliyor. Hocamızı takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi Sayın Narek Doğan hocamıza sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar size üçüncü basamağı alalım. O dibe kadar gidebiliriz mümkün olduğunca. Üçüncü basamak. Hemşire Doğa Şen Göksel. Hemşire Deren İhtiyar. Hemşire Zeynep Ahsen Altuntaş. Hemşire Büşra Altınsu. Hemşire Rümeysa Yiğit geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Elif Koyuncuoğlu hocamıza sahneden. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4. basamağa geçebiliriz. Hemşire İlayda Tunçel. Hemşire Melike İpçi. Hemşire Sema Çığırıkçı. Hemşire Nilay Zeynep Yılmazcan. Hemşire Aleyna Ustaoğlu geliyor. Kutlamalarını takdim etmek üzere. Öğretim görevlisi Sayın Mahmut Dağcı hocamızı sahneye davet ediyorum.
Evet, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. O dördüncü basamağı bir dolduralım. Bir yere gitmek yok. Evet. Dördüncü basamak, dibe kadar kayabiliriz arkadaşlar. Mümkünse, evet. Evet. Hemşire Melek Yamen. Hemşire Nur Sena Yıldırım. Hemşire Hazal Öztür. Hemşire Bertin Dalgıç. Hemşire Şevval Sayın geliyor. Diplomalarını takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Funda Çam hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar şimdi sizi böyle alayım. Birinci basamak. Şuraya kadar gelebilirsiniz. Evet. Buyurun gelin öyle. Tebrik ediyoruz. Hemşire Fulya Güzel. Hemşire Dicle Tanış. Hemşire Zeynep Eker. Hemşire Merve Beyoğlu. Hemşire Deniz Durmaz geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Merve Meşe Düze hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir üç kişi böyle geçebilir. Geri kalan arkaya. Evet. Hemşire Sezin Nisa Havancı. Hemşire Feyza Şahin. Hemşire Ümühan Kaleli. Hemşire Melis Özel. Hemşire Gizem Demirel geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Yasemin Kıyak hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizi ikinci basama alalım. Evet, son grubumuz kaldı. Hemşire Fatma Demirci, Hemşire Gizem Kaynak ve Hemşire İrem Yılmaz geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere araştırma göre Sayın Yasemin adı güzel hocamı sahneye davet ediyorum. Ön tarafa, ön tarafa sıraladınız mı? Buraya, buraya, buraya. Orada yok mu? Ha, üç tane alabilir miyim varsa, üç tane varsa.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Beraber artık. Evet, şimdi toplu fotoğraf için değerli hocalarımı, değerli yöneticilerimi sahneye davet ediyorum. Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreterim, toplu bir fotoğraf için buyurun efendim. Hocalarımız, basamaklara doğru alalım sizi şöyle. Evet, şuradan. Arkaya doğru geçebiliriz hocalarım, basamaklara. Hocam, şöyle basamakları alırsak daha iyi olacak ama. Buyurun siz, basamak ya da. Nasıl oldu? Ha hocam, sizi ya şöyle basamağa alabilirim. Öne mi? Hocam öne inebilir misiniz? Buyurun. Tamam, peki. Öyle yaptık. Hemşirelik bölümü 2022 mezunları. Evet. Öğrencilerimiz, mezunlarımız, siz değerli misafirlerimizin şahitliğinde kıymetli hocalarımızın meslektaşı olacaklar birazdan. Hemşirelik bölümü andını okumak üzere. Doktor Öğretim Üyesi Sayın Özcan Erdoğan hocamı sahneye davet ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Kıymetli yöneticilerim, değerli hocalarım ve çok kıymetli velilerimiz, bugün çok özel bir ana şahitlik ediyorsunuz. Öğrencilerimiz birazdan yapacakları yeminle meslektaşlarımız olacaklar. 1965'ten beri Uluslararası Hemşirelik Konseyi ICN tarafından hazırlanmış olan ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan hemşirelik andı, o tarihten itibaren tüm mezuniyet törenlerinde, hemşirelik bölümlerinde okutulmakta. Arkadaşlar hazır mıyız? Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin. Hastalarıma bakacağıma. Hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için. Gerekecek her türlü çabayı göstereceğime. Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek, her türlü girişimden sakınacağıma, mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları desteyeceğime, bunların tümünü yaparken Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası'nın onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Yolunuz, bahtınız açık olsun arkadaşlar.
Sağlık dedik çıktık yola, şifa dağıtmak için dünyaya. İki asırlık bezmi alem, gerçekleşen bir rüya. Hemşirelik bölümü 2022 mezunlarını kuvvetli alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Paylaştık hep başardık, nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta öncü kurum, bezmi alem. Gel katıl bize, evet. Paylaş dünyamızı. Sırada odyoloji bölümümüzle devam ediyoruz. Odyoloji bölümümüzde de bu zorlu mücadeleyi taçlandıran öğrencilerimiz oldu. Odyoloji bölüm birincisiyle başlayacağız ilk olarak. Odyoloji bölüm birincisi, odyolog Songül Erdem geliyor. Diploma ve derece belgelerini takdim etmek üzere genel sekreterimiz Doktor Sayın Zeynep Görmezoğlu hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz sayın genel sekreterimize. Songül, seni birinci basamağa alalım sağ tarafta. Odyoloji bölüm ikincisi, odyolog Özlem Eren Türk geliyor. Diplomamı takdim etmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanımızı Profesör Doktor Sayın Erdal Tekarslan hocamı sahneye davet ediyorum. Üçüncüsü, odyolog Nisanur Kuyucu geliyor. Diploma ve derece belgesi takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocamı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Odyolog Musa Özdemir. Odyolog Umut Soysal. Odyolog Serdar Aras. Odyolog Beydanur Emir geliyor. Diplomayı takdim etmek üzere dekan yardımcımız doçent doktor sayın Kerem Toker hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz hocam. Odyolog Ege Takan. Odyolog Tuğba Nur Demircan. Odyolog İlayda Nur Soğancı. Odyolog Gülşen Durmuş geliyor. Diplomayı takdim etmek üzere doktor öğretim üyesi sayın Nilüfer Bal hocamı sahneye davet ediyorum.
tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Odyolog Ayşegül Ayan. Odyolog Sinem Ağüzüm. Odyolog Eslem Nur Er. Odyolog Aleyna Zehra Pişkin geliyor. Diploma takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Meliha Başöz hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizi böyle alayım. Birinci basamak. Böyle gelin. Şöyle buraya doğru gelebilirsiniz. Odyolog Seda Karabıyık. Odyolog Aleyna Paksoy. Odyolog Gizem Babataş. Odyolog Selin Uysal geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere öğretim görevlisi Sayın Erdem Emre Yılmaz hocamızı sahneye davet ediyoruz. Fotoğraf burada, evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizleri böyle birinci basamağı alabilir miyim arkadaşlar? Az kayabiliriz azıcık. Odyolog Betül Rençber. Odyolog Betül Temurboğa. Odyolog Furkan Bayrak geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Hilal Hüsam hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizleri ikinci basamağa alabiliriz. İkinci basamak. Odyolog Gül Sümeyye Top geliyor. Odyolog Melike Pehlivan. Diplomanı takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Sümeyye Özdemir hocamızı sahneye davet ediyorum. Odyolog Seher Çalka. Odyolog Merve Nur Ağrı Dağ geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Elif Kuru hocamızı sahneye davet ediyorum. Sizin, sizin. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi bir aile fotoğrafı için Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreterim, değerli hocalarım, sizi sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar şu mavi çizgi, tamam orası. İşte mavi çizgiye kadar gelebilirsiniz. Evet. Bir tane arkaya çıkabilirsiniz siz. Siz durun. Siz de bir tane arkaya, bir arkaya çıkabilirsiniz. Fotoğrafta daha iyi olması için. Sen de böyle gel. Bir tane daha. Bir arkaya çıkabilirsin istersen.
Buyurun hocam. Yeni mi geldi? Odyolog. Odyolog Melisa Kaya geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla. Evet. Nasıl takdim edelim önce? Sayın dekanımız, sayın bölüm başkanımız. Bak şanslısın. Hem bölüm başkanımız hem dekanımız birlikte takdim ediyorlar. Evet. Hocam şu ortaya. Evet. Evet, tebrik ediyoruz. 2022 Odyoloji Bölümü mezunu öğrencilerimiz ve sözü Odyolog Bölümü için andığı için hocamıza bırakıyoruz. Öğretim görevlisi Erdem Yılmaz hocam, buyurun. Hazır mıyız? Hadi bakalım, gür bir şekilde. Bir odyolog olarak mesleğimde bilimi ve yeteneğimi en etik ve en iyi şekilde uygulayacağıma, hastalar arasında dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyeceğime, tedavi edilemeyecek hastalar için bile çaba harcayacağıma, hasta mahremiyetini koruyacağıma, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Süpersiniz, hoş geldiniz aramıza. Sağlık dedik, çıktık yola, şifa dağıtmak için dünyaya. İki asırlık bezmi alem, gerçekleşen bir rüya. İnandık. Odyoloji bölümü 2022 mezunları kuvvetli alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta önce kurum bezmi alem. Evet, sırada son bölümümüz. Sağlık yöneticilerimiz var. Evet, yine dereceye giren öğrencilerimizle başlıyoruz. Sağlık yönetimi bölüm birincisi. Sağlık yöneticisi Ahmet Yazıcı geliyor. Diploma ve derece belgesini vermek üzere genel sekreterimiz Doktor Sayın Zeynep Görmezoğlu hocamı sahneye davet ediyor. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ahmet, seni birinci basamağa alabiliriz şöyle. Bu arada değerli misafirler, tören alanının dışında, etkinlik alanında olan değerli velilerimiz, öğrencilerimiz birazdan kep atma töreni başlayacak. O yüzden sizler de lütfen yerlerinizi alın. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra kep atma törenine geçeceğiz. Etkinlik alanındaki değerli misafirlerimize ve öğrencilerimize duyurulur. Bölüm ikincisi, sağlık yöneticisi Şevval İleri geliyor.
diploma ve derece belgesi takdim etmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Etkinlik alanındaki değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz, birazdan kepatma töreni başlayacak. O yüzden lütfen yerlerinizi almanız önemli, rica olunur. Sizleri tören alanına bekliyoruz. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağlık Yönetim Bölüm Üçüncüsü, Sağlık Yöneticisi Zeynep Sarıtop geliyor. Diploma ve derece belgesini vermek üzere İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Emrah Önder hocamızı sahneye davet ediyorum. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağlık yöneticisi Hilal Azmak. Sağlık yöneticisi Meryem Gür. Ve sağlık yöneticisi Hatice Aylin Kılıç Aslan geliyor. Diplomanı takdim etmek üzere dekan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Ümit Uğurlu hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, tören alanındaki, etkinlik alanındaki değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler, birazdan kep atma törenimiz başlayacak. Lütfen tören alanındaki yerlerinizi almanız önemli, rica olunur. Birazdan kep atmaya geçeceğiz. O yüzden lütfen buraya doğru gelelim. Sağlık yöneticisi Ezgi Zilan Şahin. Sağlık yöneticisi Elif Cüce. Sağlık yöneticisi Şevval Karadeniz geliyor. Diplomaları takdim etmek üzere dekan yardımcımız Doçent Doktor Sayın Kerem Toker hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, etkinlik alanındaki değerli öğrenciler ve velilerimiz, sizleri tören alanına bekliyoruz. Sağlık yöneticisi Beyza Gülsoy. Sağlık yöneticisi Rüveyda Toparslan. Sağlık yöneticisi Ayşegül Adıgüzel geliyor. Diplomamı takdim etmek üzere araştırma görevlisi Sayın Merve Akbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Böyle alın Beyza sizi, birinci basamağı. Evet. Etkinlik alanındaki değerli velilerimiz ve öğrenciler, lütfen tören alanına. Öğretim görevlisi hocamızı çağırmadan önce öğrencilerimizi davet ediyoruz. Devam etmeye devam ediyoruz. Sağlık yöneticisi Zeynep Selin Demir. Sağlık yöneticisi Ömer Budak. Sağlık yöneticisi Pelçim Yavuz geliyor.
diplomalarımı takdim etmek üzere araştırma görevlisi Zekiye İnan Çözübol hocamı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Zeki Hocam, sizi iki dakikadan bekleteyim sahnede. Son iki öğrencimiz geliyor. Sağlık yöneticisi Betül Erdoğan. Sağlık yöneticisi Melisa Ünal geliyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, sizi de hemen şöyle yan tarafa alalım. Şimdi fotoğraf için biraz böyle yaklaşalım buraya geçmeyecek şekilde. Siz de böyle gelin. Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreterim, değerli hocalarım, bir aile fotoğrafı için sizleri sahneye davet ediyorum. Bu karede ben de olmak istiyorum. Evet. Birbirimizi korkuttuk biraz matematik dersinde. Bir aradaydık arkadaşlarla. Çok şükür herkes burada. Biraz açılalım mı bu tarafa doğru? Biraz sola doğru kayalım arkadaşlar şöyle. Hocam siz rahat olun. Biz kayıyoruz biraz daha. Biraz daha. Böyle iyi mi? Tamam. Orası da iyi. Sağlık Yönetimi 2022 mezunları kuvvetli alkışlarınızla teşekkür ediyoruz değerli hocalarım. Gitmiyoruz, bir yere gitmiyoruz. Niye gitmiyoruz? Kep atma var artık. Size bir daha ben zahmet vermeyeyim. Hocam siz de kalmak ister misiniz kep atmada? Kep atmada kalmak ister misiniz? Bence... Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2022 mezunları kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz kep atma töreni için. Önce basamaklara çıkalım arkadaşlar. Evet evet basamaklarda çünkü fotoğraflarda çıkmazsınız yoksa. Basamakları, burada safları sıklaştıracağız artık. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, önce basamakları tercih edelim lütfen. Kepi olmayan mı var? Kimin kepi? Rüveyda neredesin? Bir el kaldır. Rüveyda. Rüveyda. Yok mu? Heh, orada. Şöyle siz devam edin. Evet. Değerli hocalarım, Sayın Genel Sekreterim, bu kadar bir öğrenciyi bir arada bulmuşken
Ben tüm hocalarımızı da böyle bir ön tarafa davet etmek istiyorum. Bu kalabalıkta aile fotoğrafı olarak. Ondan sonra da kepatmayı gerçekleştirelim. Sizi bu sefer ön basamağa alalım. Mecburen. Çıkamayız ama arkadaş yok. Ama arkada yer yok. Evet hocam, basamaklara geçebiliriz. Tuğçe Hanım, buyurun. Evet arkadaşlar, bir aile fotoğrafı için değerli hocalarım. Hazır olunca siz bize işaret edin. Evet, herkes bakıyor mu kadraja? Alıyor mu? Tamamdır. Evet, ortaya bakıyoruz hep birlikte. Teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi 2022 mezunlarını kuvvetle alkışlıyoruz. Evet. Ne çok sevdik birbirimizi, ne çok sahip çıktık birbirimize. Ömür boyu sürecek dostluklara temel attık bezmi alemde. Şarkımızı bir kere daha dinleyebilir miyiz, bir final şarkımızı? Hep birlikte. Siz gölgedesiniz ya. Rahat. Evet. Şu Bezmi Alem şarkımızı, bugüne özel yapılan Bezmi Alem şarkımızı hep birlikte bir dinleyelim. Sonra da kep atmaya geçelim. Sağlık dedik, çıktık yola. Kepleri sallayabiliriz. Atmak için dünyaya iki asırlık bezmi alem, gerçekleşen bir rüya. İnandık, çalıştık, paylaştık, hep başardık. Nesillerden nesillere şifa dağıtan ellerle. Gel katıl bize, paylaş rüyamızı. Sağlıkta önce kurum, bezmi alem. Gel katıl bize, paylaş dünya. Evet. Oh, şöyle geçeyim ben. Bir dakika, bunu götürmemesi lazım. Şurada iyi gibi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kep atma için hazır mıyız? Ben şöyle geçeceğim. Bir dakika, burada ötüyor. Tamam. Hazır mıyız? O zaman ondan geriye doğru sayacağız. 3, 2, 1, şimdi deyince hep birlikte keplerimizi fırlatacağız. Ver müziği ve kepleri sallamaya başlayalım. Evet, başlıyoruz o zaman hep beraber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
Öğrencilerimizin en önemli destekçisi eğitim müessesesinin başlangıç durağı siz değerli velilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu başarı sizlerin de başarısıdır. Bu tarihi gün unutulmaz kılmak için bu güzel organizasyon hazırlanmasında çok önemli emekler var. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Genel Sekreterimizin önünde...